Kıymetli izleyicilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle afet farkındalık eğitiminde bir arada olacağız. Sözlerimin başında öncelikle 2022 yılının hepinize sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz birkaç yıl bizim açımızdan zor geçti, hem ülke olarak hem ilçe olarak. 2022 yılında bütün sıkıntıları geride bıraktığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2021 yılı da zor geçti ancak bizim açımızdan çok da faydalı geçti. İçişleri Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından 2021 yılı Afet Farkındalık Eğitim Yılı ilan edildi. Bu kapsamda toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştık. Tüm sene boyunca çeşitli eğitimlerle vatandaşlarımıza bir arada olmaya çalıştık. Öncelikle sene başında görevli ve gönüllü eğitmenlerimizi Afet Acil Durum İl Müdürlüğümüzde bir eğitime tabi tuttuk. Orada eğitmen eğitimi olan eğitimcilerimiz sonra sene boyunca da ilçemizde toplumun her kesimine ulaşarak onlara afet farkındalığını aşılamaya çalıştılar. Bu süreçte Kent Konseyi Başkanlığımız bizimle paydaş oldu. Orada gönüllü eğitmenlerimiz sayısı 15'in üzerinde gönüllü eğitmenimiz eğitim aldılar. Sonrasında da sene boyunca ifade ettiğim gibi herkese ulaşmak için çaba sarf ettiler. Başta kamu kurumlarındaki görevlilerimiz, muhtarlarımız, eğitim camiamız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, sanayi bölgesindeki sanayicilerimiz ve diğer işletmelerimiz, sonrasında da kırsal mahallelerimiz, Malkara ilçemiz 73 tane kırsal mahalleye sahip, yaz boyunca 2 aylık süre zarfında tüm bu mahallelerde, özellikle akşamları köy kıraathanelerinde ve de mahallelerimizin meydanlarında bir araya geldiler. Bu eğitimler çok verimli geçti, tüm bu sene boyunca devam eden eğitimler. Eğitimler boyunca da ilçemizde 35 bine yakın vatandaşımıza ulaştık. Bugün de 2022'nin ilk günlerinde hem 2021 yılının bir değerlendirmesini yapacağız, hem de 2022 yılında beklentimizi, özellikle afete hazır bir Malkara için beklentilerimizi sizlerle paylaşacağız. Afet eğitimi izleyeceksiniz. Afet eğitimi 3 bölümden oluşuyor. Afet öncesinde yapılması gerekenler, esnasında yapılması gerekenler ve sonrasında yapılması gerekenler. Bu eğitimi alan vatandaşlarımız afet öncesinde neler yapmaları gerektiklerini öğrendiler. Afet sırasında nasıl davranmaları gerektiğini öğrendiler. Sonrasında da afet sonrasında kendilerine düşen vazifeleri öğrendiler. Peki eğitimlerimiz bitti. Bugün de kapanışı yapıyoruz inşallah sizlerle beraber. İşimiz bitti mi? Hayır, aksine daha yeni başlıyor. Çünkü dediğim gibi öncesini ve esnasında neler yapacağımızı öğrendik. Ama sonrasında sizlerin işbirliğine, Malkaralı hemşerilerimizin işbirliğine ihtiyacımız var. Burada da gönüllülük öne çıkıyor. Az önce ifade ettim. Kent Konseyi Başkanlığımızda 15'in üzerinde gönüllü arkadaşımız sene boyunca çok emek sarf ettiler, gayret sarf ettiler. Bu eğitimleri tamamlamaya gayret ettiler. Bundan sonrasında bu çemberi genişletmemiz gerekiyor. Bu süreçten sonra özellikle Malkaralı hemşerilerimizin gönüllü olmasına, mahalle afet gönüllülerinden oluşan bir ekip oluşturmak için çalışmalara başlıyoruz. 2022 yılını bunun altyapısı olarak, altyapı hazırlığını yapacağımız yıl olarak ilan ettik. Bu kapsamda eğitimlerimizi aldıktan sonra almış olan vatandaşlarımızın her zaman kaymakamlığımıza, kent konseyi başkanlığımıza ve belediye başkanlığımıza müracaatını bekleriz. Bu eğitimi ekran başında izleyen siz değerli takipçilerimizin de 2022 yılı boyunca bizlere müracaat edip afet sonrasında gerek hemen kurtarma faaliyetlerinde, gerekse sonrasında rehabilitasyon faaliyetlerinde nasıl faydalı olabileceğinizi bizlerle beraber planlarsanız önümüzdeki dönemde olası, umarım olmaz, hiçbir acıyı memleketimizin hiçbir köşesinde görmek, yaşamak istemeyiz ama olası bir afet sonrasında sizlerle beraber el birliğiyle en kısa sürede yaraları nasıl sarabiliriz, onun planlamasını yapmak isteriz. Bu süreçte gönüllü olacağını şimdiden inandığım Malkaralı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri takip eden siz kıymetli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Türkiye Medya TV bizim bu sene boyunca bütün etkinliklerimizi gerek canlı yayınla gerekse de gelip haber yaparak sizlerle paylaşmaya çalıştılar. Bugün kapanışı da onlarla beraber yapıyoruz. Ben Türkiye Medya TV'ye de bizleri sizlerle buluşturduğu için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu sene boyunca eğitimlerimizde bizlerle beraber olan Kent Konseyi Başkanlığımızın gönüllü eğitmenlerine, başta Kent Konseyi Başkanımız da bugün sunumu da sizlere kendileri gerçekleştirecek. Hasan Akçay olmak üzere. İlçe Belediye Başkanlığımız yine proje boyunca, sene boyunca bizlere destek oldu. İlçe Belediye Başkanlığımıza da teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Malkaralılar, bugün afet eğitimi ile ilgili olarak sizlerin karşısındayım. Bir yıl boyunca kaymakamlığımızın, belediyemizin, AFAD İl Müdürlüğümüzün ve Kent Konseyi gönüllülerimizle birlikte yaptığımız çalışmaların son bölümünde sizlerle birlikte bu eğitim sürecini tamamlamak için karşınızdayım. Ve bu süreç içerisinde de çok güzel çalışmalarla beraber
siz değerli Malkalıların karşısında olduk ve verimli olduğumuz düşüncesiyle oldukça mutluyuz. Ve bu mutlulukla beraber de önümüzdeki dönem içerisinde, 2022 yılı içerisinde de bu yaptığımız çalışmaların sonuçlarını taşlandırarak devam etmek istiyoruz. Malkara'yı afete hazır hale getirmek istiyoruz. Ki bunu yaparken de sizlerin desteği ve birlikteliği son derece önemli. Evet, neden buradayız? Ne anlatacağız? Özellikle çevremizdeki risklerin farkında varmanıza, yine afet öncesi hazırlıklar, afet sırasında doğru davranışlar, afet sonrasındaki ilk saatlerde neler yapmamız gerektiği yönünde sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Afet nedir? Afet, toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji ve insan kaynaklı olaylardır diyoruz. Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. Özellikle burada vurgulamak istediğim temel nokta, bir hortum olayını örnek vermek gerekirse, diyelim ki Antalya'dayız ve sahilde denizi izliyoruz. İzlerken de bir hortum olayını gördük. Hortum bir doğa olayı. Ancak bu zevkle seyrettiğimiz ve zaman zaman da özellikle selfie yaptığımız hortum, eğer şehir merkezine gelirse bize o verdiği mutluluktan daha öte felakete dönüşecek ve bize zarar vermeye başlayacak. İşte şehir merkezine gelen hortum zararıyla birlikte gelecek ve afeti ortaya çıkaracak. Ülkemizde afet ve acil durum oluşturabilecek tehlikelere baktığımız zaman sel ve taşkınların özellikle Karadeniz ve Doğu bölgelerimizde, yine heyelanın Karadeniz ve Doğu bölgelerimize ağırlıklı olarak meydana geldiğini, çığ Doğu bölgelerimize kış mevsiminde ağırlıklı olarak olduğunu ve yine orman yangınlarının ve özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde ciddi anlamda bizi tehdit ettiğini görüyoruz. Ki bunun içerisinde de %61'lik oranda bir deprem gerçeğimiz var. Deprem gerçeğine dikkat çekmek için de özellikle deprem haritasına baktığımız zaman yukarıda görmüş olduğunuz bu koyu kahverengi olan yer Kuzey Anadolu fay hattımız. Yine buraya baktığımızda şu gördüğünüz bölge Doğu Anadolu fay hattımız ve Batı Anadolu fay hattımız. Bölgemizi değerlendirdiğimiz zaman ve bölgemize de birçok doğa olayı meydana gelmekte. Tabii ki adından da anlaşılacağı gibi doğa olayları. Yani bu normalde rutin olarak bütün nasıl bir yağmur yağıyorsa, nasıl kar yağıyorsa, işte aynı şekilde deprem de bir doğa olayı olarak karşımıza çıkıyor. Peki bölgemizde yaşanan sıkıntı nedir bu konuyla ilgili olarak? Buna dikkat ettiğimiz zaman da şurada görmüş olduğunuz bir koyu çizgi var. Bu koyu çizginin de özellikle Kuzey Anadolu fay hattının devamı olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Neden? Çünkü bizim bulunduğumuz Malkara'ya çok yakın bir noktadan geçmekte. Yani Saros Körfezi dediğimiz noktadan Şarköy ve Saros Körfezi doğrultusunda devam etmekte. Ve bu da bizim bulunduğumuz yer için risk oluşturmakta. Peki bunu bildiğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? Afet riski söz konusu olduğu için de bizim ciddi bir hazırlık evresinden geçmemiz gerekiyor. İşte bu hazırlıklar nelerdir? Onun üzerinde özellikle vurgulama yapmak istiyorum. Biz 2021 afet eğitim yılı kapsamında özellikle kaymakamımız Kerem Süleyman Yüksel'in desteğiyle beraber ciddi bir çalışmanın içerisine girdik. Ki AFAD İl Müdürlüğümüz, belediyemiz ve kent konseyi gönüllerimiz yine Malkara Afet Koordinasyon Kurulu Başkanımızla birlikte bu çalışmaları ciddi alarak yürütmeye çalıştık. Ki bunun içerisinde de özellikle vatandaşa gittiğimizde de bu konuyu anlatarak da biz Malkara'da ne yapabiliriz sorgulama yoluna gittik. Ve sürekli gittiğimiz yerlerde de hep gönüllü kişilere ulaşmaya çalıştık. Ki Kaymakam Bey'in ifade ettiği gibi biz 2002 yılında bu örgütlenmeyi tamamlayarak Malkara'yı afete hazır hale getirmeye çalışacağız. Bunun için de sizin desteğiniz son derece önemli. Peki burada özellikle vurgulamak istediğim temel konu şu. Sürekli ifade edilen bir İstanbul depremi gerçeğimiz var. Yine zaman zaman da olsa anlatılan bir Tekirdağ depremi. Peki biz ne yapacağız? Eğer olası bir Tekirdağ depreminde
bize destek nereden gelebilir de sorgulamamız gerekiyor. Peki haritaya baktığımız zaman özellikle şu açık renkli olan bölgelerde bulunan Edirne ve Kırklareli'nin özellikle bize bu konuda destek olabileceğini düşünüyoruz. Ve olası bir deprem durumunda da yardımın da özellikle bu illerden olacağını ve bunun için de önceden ki afet öncesinden bizim bu konularla ilgili olarak tedbirler almamız gerektiğini özellikle vurgulamam gerekiyor. Biz bir yıl boyunca bilgilendirme çalışmalarını gerçekleştirdik. Yine bunun devamında da verdiğimiz bilgiler doğrultusunda bir planlama ve bu planlama çerçevesinde de olası bir afet sonrası 72 saatte hazırlanma ile ilgili bir çalışma yapılması yönü de planlamalar üzerinde durduk. Evet, afet öncesi hazırlıklar, afet sırası için yapılması gereken hazırlıklar, afet sonrası için yapılması gereken hazırlıklar şeklinde 3 bölüm halinde biz yaptığımız eğitimlerde anlatımları gerçekleştirdik. Tabii özellikle Malkaralı hemşerilerimize vurgulamak istediğim temel konuda biz ne yapacağız? Evet, biz eğitim anlamında bir yol kat ettik ama sizden beklentimizde, özellikle bu videoyu izleyen değerli Malkaralılardan beklentimizde, evlerimizde size düşen bazı sorumluluklar var. Nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi afet acil durum aile planı hazırlığı. Ve bu aile planı içerisinde de özellikle tüm aile üyelerinin katıldığı, yani çocuklar dahil olmak üzere bir aile toplantısı yapılması, gerekli önlemleri vakit kaybetmeden alınması yönünde bir hazırlık yapmanız. Yine özellikle vurguladığımız sağlam binalarda oturmanız. Ki sağlam binaların nasıl bir özellik taşıdığını da özellikle vurgulamak istiyorum. Özellikle ruhsat ve iskanı olan binaların olmasını özellikle vurguluyoruz. Ki bir ev satın almadan, daire satın almadan önce yapmamız gereken belediye imar işlerine giderek de o binanın ruhsatı, iskanı var mı diye sorgulamanızı bekliyoruz. Ki sağlam binada oturursanız deprem karşısında daha az zarar görme durumu söz konusu olacaktır. Ki bunun yanında da özellikle satın alacağınız dairenin girişinde bir kafe veyahut da bir alışveriş merkezi var mı yok mu ona da dikkat etmenizi istiyoruz. Neden? Çünkü ticaret amaçlı farklı şekilde daha fazla yer kazanmak amacıyla maalesef bilinçsiz bir şekilde kolonlar kesilmekte ve bu kolonlar kesildiğinde de binanın sakatlanmasına sebep olmaktayız. Ki en son çok da uzun zaman geçmedi. Bir Malatya'da yaşadık bunun bir benzer örneğini. Ve maalesef bir vatandaşımız tadilat amacıyla kolonları kestirdi ve iki katlı bina çöktü. Ve birçok insanımız da bu sebepten dolayı maalesef yaralandı. İşte bu konuda da özellikle uyarıda bulunuyoruz ki sizler sağlam yapılarda oturun ve sağlam yapılarda oturduğunuz zaman da daha az zarar göreceğinizi bilin diye vurgulama yapıyoruz. Yine değerli Malkaralılar, zorunlu deprem sigortası muhakkak yapılması isteniyor. Her yıl tekrarlanan zorunlu deprem sigortasını muhakkak yaptırmalıyız ki kendimiz oturduğumuz binada daha güvende kendimizi hissedelim ve daha rahat yaşama şansını elde edelim. Ki deprem sigortasının yanında yangın, sel, olumsuz hava koşulları, hırsızlık, acil sağlık problemleri ve kazalarla ilgili olarak da yine bazı sigortaları yaptırmanıza fayda var. Tabii bu son dönemde yaşanan biliyorsunuz küresel iklim değişikliği nedeniyle birçok doğa olayını yaşar hale geldik. Ki uzun yıllardan beri uzmanların söylediği bir söylem var. Küresel iklim değişikliği nedeniyle afetler artarak devam edecek ve bu doğrultuda da önlemler ciddi olarak alınması gerektiği yönünde. Ki hatırlarsanız Malkaramızın yakınlarında Izgart taraflarında bir dolu felaketini yaşamıştık. Ve bundan dolayı da çiftçilerimiz zarar gördü ve birçok kişi de maalesef ürün kaybına sebep oldu. Eğer tarım sigortası yaptırdıysa benim çiftçi arkadaşım, ne oldu? Yetkililer oraya gelerek de tespitler yaptılar ve tespit sonucunda da özellikle zararı karşılama yoluna gidildi. Eğer tarım sigortası yaptırmadıysa işte o zaman maalesef o zararını da karşılayacak şansı elde edemedi. Evet, aile toplantıları yapın dedik. Peki ne yapacağız bu aile toplantılarında?
Özellikle evinizin içindeki riskleri belirlemeniz çok önemli. Camlar, raflarda bulunan eşyalar, çerçeve panolar, avizeler, dolaplar, ağır eşyalar, beyaz eşyalar, ısıtıcılar ve kombiler, elektrikli ekipmanlar ve elektronik eşyalar sizlere yani ev içerisinde yaşayanlara zarar verme durumu söz konusu. İşte bunun için de bunlarla ilgili ne yapabiliriz'i ailenizle birlikte sorgulamanızı bekliyoruz. Evet, yine ev içindeki riskleri azaltmanız da son derece önemli. 99 Kocaeli depremindeki yaralanmaların %50'si ve ölümlerin %3'ü maalesef ev içerisindeki eşyalardan kaynaklı olduğu tespit edilmiş. Ve bunun için de özellikle bu tespit sonucunda riskler belirlenmesi gerekiyor ve bununla ilgili olarak bazı kararlar almanız gerekiyor. Nedir bu kararlar? Bazı kullanmadığımız eşyaların azaltılmasına gidilmesi. Yine bazı eşyaların özellikle kapı arkasına konulmaması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü kapı arkasına konulan eşyalar sarsıntı sırasında yıkılmakta ve yıkılmasıyla beraber de kapının açılması engellenmekte. Yani siz eğer böyle bir durumda içeride de olsanız, dışarıda da olsanız o kapıdan dışarıya çıkamayacaksınız. İşte onun için de kapı arkasındaki eşyaların oradan kaldırılması önemli. Yine özellikle dolapların sabitlenmesi gerekiyor ki sabitlenmeyen bir dolap birimizin üzerine düştüğünde de maalesef yaralanma ve ölümlere sebep olabilmekte. Evet, önemli dediğimiz bir konu daha var. O da özellikle acil durum telefon numaranı öğrenmek ve öğretmek. Diyelim ki özel bir durumda acil durum telefonunu aramanız gerekti. Peki ne diyeceğiz bununla ilgili olarak? Kim olduğunuzu ve hangi numaradan aradığınızı, kesin yer ve adres bilgisini, olayın tanımını, olaydan etkilenenlerin durumunu ve sayısını muhakkak karşı tarafa bildirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda telefonun da sürekli açık tutulması gerekiyor. Çünkü karşı taraftan tekrar bir geri dönüş söz konusu olabilir. Burada vurguladığımız temel noktalardan bir tanesi de bu tüm acil durum telefonlarının tek bir numarada toplanmış olması. Nedir bu numara? 112, yani sizin bildiğiniz ve toplumsal olarak hep beraber bildiğimiz 112. 112 telefon numarası şu anda tüm acil durum telefonlarının birleştirildiği bir telefon numarası. Burada özellikle 112 şeklinde ifade ediyoruz ki akılda kalsın ve öğrenilmesi daha kolay olsun. Siz 112'yi aradığınızda özellikle itfaiye, polis, jandarma, doğalgaz arıza, orman yangını, zehir danışma ile ilgili hemen ilgili birimlere aktarma durumu söz konusu olacaktır. Bunu da unutmamak gerekiyor. Evet, bölge dışı bağlantı kişisi ve şehir içi destek kişisinin belirlenmesi. Değerli Malkaralılar, burada özellikle vurgulayacağımız bölge dışı bağlantı kişisi, yani Malkara'nın dışında, diyelim ki Edirne, Kırklareli, Çanakkale veya Balıkesir farklı bir ilde bir tanıdığınızla bağlantı kuruyorsunuz. Bu bağlantı kurduğunuz kişiye de sizin kendi yakınlarınızın, sizinle bağlantı kuracak olan kişilerin telefon numaralarını veriyorsunuz. Verdikten sonra da olası bir afet durumunda, Allah göstermesin, diyelim ki bir deprem oldu. Karşı tarafa bağlantı kurduğumuz kişiye mesaj yoluyla diyoruz ki burada büyük bir deprem oldu. Şu anda iyiyiz, toplanma merkezine gidiyoruz. Mesajını verdikten sonra bizim verdiğimiz mesajda bu bağlantı kişisi aracılığıyla bizim yakınlarımıza iletilecek ve onların da bizimle ilgili olarak bilgi sahibi olmasını sağlayacağız. Bu bilgiyi alan yakınlarımız da bizimle ilgili olarak telefona sarılarak bize ulaşmaya çalışmayacaklar. Yine bilgi alamayan kişiler en azından ulaşamadıklarında ne yapacaklardır? Aracını atlayarak doğru Malkara'ya gelmeye çalışacaklardır. İşte bunun önüne geçmek için de bu bağlantı kişisinin vereceği bilgiler son derece önemli. Hatırlarsanız İzmir depreminde insanlarımız ulaşamayınca ne yapmışlardı? Araçlarına binip doğru İzmir'e doğru yola çıkmışlardı. Maalesef orada olması gereken özellikle kurtarma ekiplerinin bile oraya gitmesi gecikmişti ve trafikten dolayı da gidemez hale gelmişlerdi. İşte bu tip olayların önüne geçmek için de bölge dışı bağlantı kişisi çok çok önemli. Yine yaşadığımız şehirden de tanıdıklarımız birisiyle beraber
bir şehir içi destek kişisinde yine belirleyip onunla bağlantı kurmamız önemli. Neden önemli? Oldu ki bir afette binamız zarar gördü. Bizim nerede oturduğumuzu, kaç kişi oturduğumuzu en iyi kim bilebilir? Tabii ki bizi tanıyan, bizimle sürekli geliş gidiş yapan yakınlarımız bunu bilecektir. İşte bu konuyla ilgili onların desteği son derece önemli. Yine afet acil durum bilgi kartının hazırlanması, bu hem kendimiz hem de çocuklarımız için önemli. Neden önemli? Bu bilgi kartında bizim özel bilgilerimiz de yer alacaktır. Ki bunun içerisinde kan grubumuz, yine afet acil durumda ulaşılabilecek kişiler, yine kullandığımız ilaçlar, geçirdiğimiz ameliyatlar, alerjimiz, sürekli rahatsızlığımızla ilgili bilgiler bu kartlarda olacak ve bize müdahale edecek olan kişilerin işini kolaylaştıracak. Yine çocuklarımız için de benzer bir kimlik kartı hazırladığımızda gerektiğinde de ona en kısa zamanda müdahale etme şansını vermiş olacağız. Evet, afet acil durum sonrası ilk saatlerde özellikle değerli Malkaralılar, hijyen, gıda, su ve barınma, giyimle ilgili hazırlık yapmamız gerekiyor. Tabii bu hazırlıkların bir arada toplanacağı bir çanta söz konusu. Ve biz buna yıllarca deprem çantası olarak da ifade ettik. Ve öğrencilerime de özellikle bunu vurguladım yıllarca. Afet acil durum çantanın hazırlanması da çok çok önemli. Ki bu çantanın içerisinde de az önce ifade ettiğim gibi hijyen malzemelerimiz, giysilerimiz, gıda malzemelerimiz bunların bir arada olacağı bir çanta. Ve özellikle 72 saat süresince bize ihtiyaç hissedeceğimiz malzemelerin olması gerekiyor. Ve bunların da hazırlanması önemli ki 6 ayda bir de zaman zaman da bunun güncellenmesi gerekiyor. Ve bu güncellemeyle beraber de çünkü yiyecek de koyacağımız için yiyeceklerin bayatlama durumu söz konusu. Bundan dolayı da zaman zaman ki 6 ayda bir güncellenmesinde fayda var. Yine önemli evraklarımızı da su geçirmez poşet içerisinde afet acil durum çantamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Yine kişisel bilgilerimizin olduğu, adres ve iletişim numaralarımızın olduğu, iş yeri ve okul bilgilerinin olduğu, sağlık bilgilerinin olduğu, sigorta, pasaport, ehliyet ve araç bilgilerimizin, evcil hayvanlarımızın evraklarının olduğu bu önemli evraklarımızı yine özellikle afet acil durum çantamıza yerleştirerek bir fotokopiyle de olsa gerektiğinde kullanmak üzere hazır bulundurmakta fayda var. Evet, dedik ki ailemizde bir toplantı yapacağız. Ailemizinle ilgili olarak bir planlama yapacağız. Bu planlama içerisinde tahliye planımız da çok çok önemli. Ki tahliye planı yaparken çıkış yollarındaki engellerin kaldırılması, anahtarları herkesin görüp ulaşabileceği bir yere asılması, çıkış yerlerinin işaretlerinin yerleştirilmesi, tesisatların yerlerini ve nasıl kapatılacağının herkes tarafından öğrenilmesi ve zaman zaman da tatbikat yapılması son derece önemli. Evet, yine toplanma ve barınma alanlarına baktığımız zaman Malkara içerisinde de belirlenen toplanma alanları var. Ki devlet üzerinden de isteyenler size en yakın toplanma alanı neresi olduğunu oradan da görme şansını elde edebilirsin. Ancak burada kısa bir bilgi vermem gerekiyor. Bu da biz bulunduğumuz yere en yakın parkın toplanma yeri olarak belirlendiğini unutmayalım. Çünkü bu alanlar herkes için geçerli. Yani ben bulunduğum eve en yakın parkta neresi olduğunu biliyorum ve ailemdeki bireylere orasının bir toplanma yeri olduğunu ve özellikle aile toplantısında bunun vurgulanması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Ki bunun yanında da barınma alanları yine aynı şekilde belirlendi ve Malkara'da iki nokta belirlendi bu konuyla ilgili olarak. Birisi Gönence yolu üzerinde, diğeri ise Sarnıç yolu üzerinde ve yakınlarında bir hazine arazisinde bununla ilgili bir hazırlık çalışmalarının yapıldığı ifade edildi. Evet, planlarımızı yine hazırlarken yangın risklerini de değerlendirmek önemli. Ki yangın risklerine baktığımız zaman elektrik tesisatlarının, doğalgaz tesisatları ve tüplerin, ısıtıcılar, kombi ve sobaların, tehlikeli kimyasal malzemelerin,
Sigara, kibrit çakmak, mum, yemek pişirme ve kızgın yağın bu konuyla ilgili olarak bize risk oluşturduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii burada özellikle dikkat etmemiz gereken standart malzeme kullanılması, güvenli kullanım, bakım ve kontrollerinin yapılması, yangın dedektörünün kullanılması, taşınabilir yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bununla ilgili olarak bir eğitim alınması önemli. Evet, yangın sırasında değerli malkaralar, ki burada az önce ifade ettiğim gibi bizim yapmamız gereken 112'yi aradığımızda, konuyu anlattığımızda zaten direkt olarak hemen itfaiye bize yönlendirilecek. Ve çevremizdekileri uyarmamız, yine alarmı çalıştırmamız son derece önemli. Eğer yangın küçükse yapmamız gereken yangın tüpüyle müdahale etmek değerli arkadaşlar. Önce evet, eğer yangın küçükse yapmamız gereken ve evimizde de yangın söndürme aracımız varsa hemen ona ulaşıyoruz ve ilk yapmamız gereken de yangın söndürme aracımızı sallayarak içindeki maddenin aktif hale geçirmesini sağlıyoruz. Sallama işleminden sonra da yapmamız gereken özellikle hortumu yangının kaynağına doğru tutuyoruz ve tutmadan önce de şurada görmüş olduğunuz pimi çekip buradan çıkartıyoruz. Çektik, pimi çıkardık. Ardından hortumu yangının kaynağına doğru tuttuk ve şu mandala basarak da özellikle süpürme hareketiyle birlikte yangını söndürmeye çalışıyoruz. Bu söndürme işlemi bittikten sonra da eğer yangın sönmüyorsa, daha da büyümüşse, kontrol edemiyorsak yapmamız gereken bir an önce yangın olan bölgeden uzaklaşmak. Ve bunu özellikle vurguluyoruz. Çünkü büyük bir yangın maalesef çok kısa zamanda daha da büyüyerek bize zarar verme söz konusu. Peki ne yapacağız? Yangın büyüdü, söndüremez haldeyiz. En kısa zamanda oradan uzaklaşmanın yollarını arayacağız. Çıkarken de yangın biliyorsunuz üst taraflara duman önce kaplayacak. Ardından yavaş yavaş da aşağı doğru inmeye başlayacak. Ve indikten sonra da bizim de boğulmamıza veya zehirlenmemize sebep olacak. İşte buna sebep olmadan, buna maruz kalmadan hemen emekleyerek ya da sürünerek oradan çıkmaya çalışmamız son derece önemli. Eğer elbisemiz tutuştuysa yapmamız gereken önce duruyoruz, sonra yatıyoruz ve yuvarlanma hareketiyle beraber üzerimizdeki eşyanın sönmesine yardımcı oluyoruz. Evet, önemsediğimiz özel bir konu ilk yardım. Eğer eğitimimiz yoksa yaralıya müdahale etmiyoruz. Ben özellikle Malkara Merkez'de kahveleri dolaşırken, kıraathaneleri dolaşırken bu soruyu orada bulunan herkese sordum. Tabii sadece orada değil, kırsal mahallelerimize de benzer şekilde sorduk. Yine Malkara organizasyonundaki fabrikalarımıza da yine çalışanlarına da sorduk. Eğitim verdiğimiz her noktada bu soruyu dile getirdik. Soru şuydu, ilk yardım eğitiminiz var mı? Birinci soru bu. İkinci sorumuz, eğer var diyen varsa da onlara dedik ki ya belgeniz var mı? Eğer belgeniz yoksa müdahale etme şansınız da yok şeklinde uyarıda bulunduk. Ki bununla ilgili olarak özellikle anlattığım bir yaşanmış bir olay vardı. Ve bu olayda size de paylaşmak istiyorum. Bir arkadaşımız, kahvedeki bir arkadaşımız dedi ki ya benim bilgim var. Ben bu bilgi doğrultusunda müdahale edebilirim. Dedim ki haklısın. Aile içerisinde bu bilgini kullanabilirsin. Çünkü aile içerisinde hiç kimse herhangi bir zarara uğradığınızda sizi mahkemeye vermez, size dava açmaz. Ancak sizin tanımadığınız farklı bir kişiye bir müdahale söz konusu olduğunuzda o zaman belgenizin olması son derece önemli. Neden dediler? Bakın dedim, size bir olay anlatayım. Tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi bir olayla karşılaşıyor ve bu olayın sonucunda da kazazede ölümle karşı karşıya, ölmek üzere. Eğer nefes alması sağlanmazsa en kısa zamanda ölecek. Öğrenci arkadaşımız kalemini çıkarıyor, boğazdaki noktadan delerek o kişinin nefes almasını sağlıyor ve o kişinin hayatını kurtarıyor. Peki ya sonra ne oluyor?
Daha sonrası vahim aslında. Neden vahim? Çünkü kurtulan o kişi daha sonra kendine gidiyor ve boğazda olan yaranın yine estetik ameliyatla ameliyatını yaptırıyor ve tamamen iyileşiyor. Ancak iyileşmekle kalmıyor. Bu sefer diyorlar ki ya o yaranın masrafı çok oldu. Bunu eğer o seni kurtaran kişiye dava açarsan o zaman rahat bir şekilde onun şeyini parasını da karşılarsın diyorlar. Ve dava açıyor kişi. Ve dava açtıktan sonra da kazanıyor. Tabii bunu ben birçok arkadaşa anlattıktan sonra çok şeyler söylediler tabii o ilgili kişiyle ilgili olarak. Evet ben de çok kızdım ama kızmak yetmiyor değerli malkaralar. Burada önemli olan belge. Eğer belgeniz varsa müdahale edeceksiniz. Eğer belgeniz yoksa da maalesef eğer çok yakın değilse de müdahaleden biraz kaçınmanız gerekecek. Evet insani olarak bir şeyler yapmak tabii ki isteyeceğiz. Bir şeyler yapmak için mücadele edeceğiz ama maalesef farklı sonuçlara da sebep olabiliyoruz. Evet bu bölüm itibariyle değerli malkaralar biz özellikle ilk yardım konusunda organize sanayi bölge müdürlüğümüz ve yönetim kurulumuzla beraber çok güzel bir çalışmaya imza attık. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bu ayın Ocak ayının 10'u itibariyle ilk yardım eğitimlerimiz organize sanayi bölge müdürlüğümüzün bünyesinde başlayacak. Ve yine bunun devamında muhtarlarımıza ve bizim afet gönüllerimize yönelik 90 kişiye bu ilk yardım eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu da bizim için çok büyük bir kazanç. Tabii ki tüm izleyenlerin huzurunda Malkara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze ve yönetim kuruluna özellikle teşekkür ediyorum. Umarım bu ilk yardım konusunu Malkara'nın tamamına yayarız ve bu birliktelik çerçevesinde tüm Malkara'ya bu farkındalığı geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. İki tane videomuz var. Onları izledikten sonra da ikinci bölümle devam edeceğiz. Mutfakta, yatak odasında ve banyoda düşebilecek eşyalar vardır. Dolap kapakları sarsıntıyla açılabilir, dolaplar devrilebilir, ağır mutfak eşyaları zemin üzerinde hareket edebilir, camlar kırılarak etrafa zarar verebilirler. Ağır ve yüksek eşyaları size zarar vermeyecek alanlara taşıyın. Sürekli oturulan mobilyaları pencerelerden uzak alanlara yerleştirin, camlardan kaynaklanabilecek risklere karşı pencerelerde kalın perde ve film kullanın, raflı mobilyalarda alt raflara ağır, üst raflara daha hafif eşyaları koyun. Fazla gereksiz eşyalardan kurtulun. Binanız bir depremde hasar görmeyebilir. Ancak evin içindeki eşyalar devrilebilir veya kırılabilir. Deprem anındaki yaralanmaların ve ölümlerin birçoğu yanlış konumlandırdığımız eşyalar yüzündendir. Sabitleme aparatlarını öğrenerek eşyalarımızı sabitleyelim veya yerlerini değiştirelim. Öncelikle sakin olun ve telaşa kapılmayın. Pencerelerden ve size zarar verebilecek eşyalardan uzak, güvenli bir yerde sağlam bir nesnenin yanına çök, kapan tutun hareketlerini yapın. Başınızı ve boynunuzu korumaya almak için ellerinizle başınızı ve ensenizi kapatın. Kesinlikle balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Sarsıntı bitmeden kesinlikle dışarıya çıkmayın. Çünkü deprem sırasında en fazla yaralanmaların ve ölümlerin yaşandığı anlar binadan dışarıya çıkış esnasında gerçekleşir.